Trabzonspor'da da bir stoper arayışı var. Tabii ki onu da soracağım Taner sana ama önce Süper Kupadan beklentin Hı. hazırlık maçlarında özellikle Trabzonspor'la ilgili de hazır değil henüz biraz yorgun yorumları eleştirileri yapıldı. Katılır mısın ve Süper Kupa maçından beklentin nedir? Katılmıyorum. Bu oyunun hazırlık maçı dönemi ki Abdullah Avcının tercih ettiği oyunculara içerisindeki verdiği sürelere baktığımız zaman bir Deneme yanılma, hmm. bir şeyleri ortaya koyma, acaba iş yap... Şimdi bunu yapmadığınız zaman bu oyuncuları gidip lig başlarken ligin ilk haftalarında maçta mı deneyeceksiniz? Şu an bir deneme yanılma süreci var ve izleyenler şunu görmeleri lazım. Hazırlık maçları 90 dakika oynanır ama teknik adamlar bu maçları analiz ederken 10'ar dakikalık, 15'er dakikalık periyotlar halinde değerlendirirler. O 10 dakikalık, 15 dakikalık periyotlarda kim daha iyi oynadı, kim öndeydi? Şimdi siz 90 dakikayı resmi maçta değerlendirirsiniz ama sevgili Ezgi gözünde şöyle canlansın. 90 dakikayı 15'er dakikalık periyotlara böl, 6 periyoda bölüyorsun. Hı hı. Teknik adam hazırlık maçında, iyi bir teknik adamsa bu 6 periyot içerisinde 6 farklı model deniyor. Ve 6 farklı modeli farklı oyuncular tercihleri, oyuncuların farklı yerleri çekerek deniyor. Ve toplamında hiçbir teknik adam 6 periyodun toplamında maçı kim kazanmışa bakmıyor. O 6 periyodun hangisinde kazanmış, hangisinde daha iyi performans vermiş, takım hangisinde daha az pozisyon vermiş, daha fazla pozisyona vermişe bakıyor. Hazırlık maçı böyle okunur. Hmm. O yüzden gidip de Trabzonspor hazırlık maçlarında kazanamadı, Fenerbahçe kazandı, Trabzons Galatasaray yenildi. Böyle bakılmaz hazırlık maçına periyotlara bölmek zorundasınız. Bu maçın hazırlık maçlarının analizleri periyotlar halinde, resmi maçların analizleri ise gruplar halinde yapılır. O zaman Trabzonspor'un hazır olup olmadığını en net e, biçimde Süper Kupa maçında göreceğiz. Süper Kupa 1, 2 de zaten Abdullah Avcı'nın ifadeleri, hocanın evet. ifadelerine baktığımız zaman verimli bir hazırlık maçı süreci geçirdik diyor, kamp Hı -hı. dönemi geçirdik diyor. E şimdi böyle olduğu zaman da gidip hazırlık maçlarını kaybetti diye kimseyi eleştiremem çünkü Hoca belli ki az önce saydım o periyotlar içerisinde ki istediği periyotlardan istediği performansları alabilmiş. Peki. Şöyle gazetelere bakıyorum. İlk hedef kupa, Fotomaç gazetesinde Şampiyon Trabzonspor gözünü Süper Kupa'ya dikti. Abdullah Avcı 3. kupasını almak istiyor dermiş. Bu arada çok ciddi bir Tribün desteğinin de olması bekleniyor o karşılaşmada. Evet, Biletlerin evet. neredeyse tamamına yakınının satıldığı bilgisi var. Çok heyecanlı, çok keyifli bir mücadele bekliyoruz tabii ki. Heyecanın yine Aspor ve ATV ekranlarında yaşanacağını da bir kez daha hatırlatalım. Şimdi Trabzonspor'un transfer gündemine de biraz değinelim istersen tabii Taner. Ki. Sağ stoper ihtiyacı. Abdullah Avcı da ısrarla söylüyor. Diğer transferleri çok erken bitirmesine rağmen bir türlü o e, tra e, stoper transferi yapılamadı. E, bu da biraz taraftarları da Abdullah Avcı'yı da aslında endişelendiriyor e, yeni sezon öncesi. Çünkü stoper ikililerinin e, birlikte oynamalarının ne kadar önemli olduğunu her zaman vurgu yapılır. E, bu konuda gündeme gelen oyuncuları ve bu transferin henüz bitmemiş olmasını nasıl yorumluyorsun? Muhtemelen takımın en çok kaygı duyduğu nokta bu. Hı hı. E, çünkü geçtiğimiz yıl... Birincisi şu bir gerçektir Ezgi. Bir takımın kalecisi yıldızlaşıyorsa savunması düşüyor. Problemlidir. E, ve siz bu kadar fazla ki Uğurcan Çakır geçtiğimiz yıl ligin e, en fazla kaleci, rakiple karşı karşıya kalan kalecilerinden bir tanesiydi. En azından e, birlerin 4-5 tanesinden bir tanesi de hatırlıyorum. Şimdi kalecinize bu kadar fazla pozisyon ver, verdiriyorsanız, alda kurtar diyecek atak sayısı veriyorsanız Burada bir takım savunması ile ilgili problem var demektir ki zaten artık bu malumun ilanı herkesin açık açık ifade ettiği bir konu ve Trabzonspor'un lig başlarken halen daha stoper konusunu çözememiş olması bence bütün organizasyonun tek sorunu yani oyunun bütününe baktığımız zaman Trabzonspor'un tek problemi olduğunu düşünüyorum ve bu kadar fazla pozisyon vermek evet Uğurcan Çakır takımdan ayrılmadı devam ediyor bence çok hı hı. hayırlı bir iş. Ayrılmaması gerektiğini de dile getirmeye çalışıyordum açıklamalarımda. E, çünkü bu takım savunması oturmadan size maç kazandıran kalecinizi gönderip bir riske girerseniz bu sefer başka sancılar ortaya çıkabilir. Ama takım savunması oturtup verdiğiniz pozisyon sayısını %50 belki de aşağı çekmeniz durumunda Uğurcan'ın performansına göre belki %30-%40 daha düşük bir performans gösteren kaleciyle yine şampiyon olabilirsiniz ama sağ stoperin gelmemiş olması ya da işte stoper hamlesinin gelmemiş olması bence bir sancı. Bu arada o konuda da hala bir garanti yok. Henüz iki oyuncuyla da hem o Uğurcan'la da hem Abdülkadir'le de masaya oturmadı yönetim. Hı hı. Hala oyuncuların gelebilecek o son teklifleri beklediklerine dair haberler var. Çünkü ısrarla özellikle Uğurcan da takım'a para kazandırabilirsem gitmeyi isterim açıklamasını yapıyor. Bu noktada sezona bu kadar da az bir süre kalmışken son saniyede işte Kim Mince örneğinde olduğu gibi hı hı. Uğurcan'ın gidişi belki de senaryoyu tamamen değiştirecek Trabzon. Senaryoyu tamamen değiştirebilir ee, ama Kim Mince ile Uğurcan arasındaki en büyük fark aidiyet. Ee, Kim Mince bir sene önce gelmiş giden Tabii. bir oyuncu. Uğurcan Çakır'ın e, bugün Sayın Ahmet Ağulu'nun ya da Ertuğrul Doğan'ın ya da e, Abdullah Avcı'nın Bence bir 10 dakikalık bir toplantı görüşmesinde söyleyeceği gitme kal söylemi sonrasında gideceğini hiç zannetmiyorum. Hı. Ee, ve Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda şu an eğer savunma hattı ile ilgili sorunlar çözülmüş olsaydı... ...Uğurcan Çakır'ın gitmesinin tabii ki de iyi olabileceğini söylerdim. Finansal evet. açıdan özellikle. Ancak hem Erce'nin gitmiş olması. Şu an biliyorsun Erce kardeşler Hatayspora gitti. Hı hı. Bunun üstüne bir de Uğurcan'ı göndermek çok çok büyük bir risk gibi gözüküyor. Ee, ve... Uğurcan'ın hayali Avrupa'ya gitmek. Bunu biliyoruz. Hmm. Bunu bizzat kendisi de açıklıyor zaten. Böyle bir hayali var. Evet. Ancak yaş olarak daha 26 diye hatırlıyorum yaşını Uğurcan'ın. Böyle bir yaştayken e, elit seviyedeki şampiyonlar gibi playoff'larından bahsediyoruz. Uğurcan Çakır bugün 20 milyon euroya gidecekse Avrupa'ya Cenk Tosun örneğindeki gibi düşünelim. Cenk Tosun ligde gol kralı oldu ama onu Avrupa'ya atan, bu paraları Everton'a atan şey şampiyonlar, şampiyonlar gibi performansıydı. Uğurcan... Lig performansı gibi bir performansı inşallah Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalır bu takım da o gruplarda gösterirse o zaman 20 milyondan değil 30-35 milyon liralardan bahsederiz. Peki. Taner bu akşam Konya Spor ve Başakşehir'in de maçları var. Evet. Fenerbahçe Bahçeli üzüldük ama dileriz ki... E, bu akşam sahaya çıkacak temsilcilerimizle seviniriz, mutlu oluruz. E, karşılaşmalarla ilgili de birkaç cümle senden yorum almak isterim. E, Konya Spor yolu yarıladı demeyeyim. Hani Neredeyse bitirmeye yakın. Artık bu saatten sonra A Spor'dan yayınlanacak evet. karşılaşmada. E, ve bildiğim kadarıyla Cüneyt şan ayırtıyor. Halbuki <laughs> o maç yorumluyor. Keyifli bir maç Keyifli olacak bir gibi maç gözüküyor. Evet. 3-0'ın rovanşını bir şekilde lehinden aleyhine çevirecek bir Konyaspor oyunu görmedim ilk maçta. Takribi ikinci maçta da benzer bir sonuç olmasa bile en azından Rolanti'de 0-0, 1-0 ki umarım kazanırız. Ülke puanı için kazanmamız tabii. kıymetli. O yüzden kazanacağımız bir karşılaşma bekliyorum. Başakşehir için ise daha derli toplu bir oyun beklerdim ilk karşılaşmada. Yani buradan avantajını tabii ki deplasman gol kalktığı için burada yediği, Konya Spor hem de Başakşehir'in ilk karşılaşmalarının özet görüntüleriyle noktalayacağız değerli izleyenler. Saat başında gelişmelerle yeniden buradayız.